Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Arabaşlık programından herkese merhaba. Ben Zeynep Yüncüler. Program partnerim Sezin Öney de her zamanki gibi sizlerle. Sezin merhaba. Merhaba. Evet, bir önceki yayına 16. yayınımız olması gerekiyordu. Evet, Brexit karmaşasıyla aslında başlamıştık. İngiltere Parlamentosu Başbakan May'in Brexit anlaşmasını 202'ye karşı 432 rakamıyla reddetmişti. Biz o gün programı sonlandırdığımızda aslında akşamına bir güven oylaması gerçekleşecekti. Gerçekleşti. O yüzden kaldığımız yerden devam edelim istedik. Güven oylamasını aldı May. Ne çıktı? 306'ya karşı 325 oyla güven oyunu aldı. Şimdi gündemde bir alternatif bir Brexit planı var. Bu plan daha çok aslında B planı olarak adlandırılıyor. Ana muhalefetteki aslında İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'in artık tutumunu biliyoruz. İşte görüşmeler için öncelikle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşma olmadan ayrılması ihtimalinin dışlanmasını şart koşuyor Corbyn. Aynı şekilde aslında liberal demokratlardan. Şimdi Brexit tarihi yaklaştı, bunu sık sık vurguluyoruz. 29 Mart 2019'da Avrupa Birliği'nden çıkacak İngiltere. Ancak hala bir sürü senaryo var. Herhalde normal bir süreç işlemiyor desek yanlış olmaz. Parlamento içindeki Brexit anlaşmazlığından dolayı sürekli bir oylama gündemi de var. Hatta 29 Ocak Salı günü Brexit anlaşması için yeni bir oylama yapılacak. Biz de çarşamba günü 30 Ocak bu sonuçları konuşuyor olacağız aslında. Hani Sezin, Brexit'e dair o kadar çok soru sorduk ve cevapladık ki birçok yayında kriz devam ettiğinden bu yana. Şimdi bu gelinen noktada sence Brexit'e dair hangi senaryoları konuşmamız doğru olur sence? Ya bir kere geçen haftanın dan beri değişen nedir? Yani geçen haftadan bugüne ne değişti? Bir kere öncelikle bir genel seçim olasılığı ortadan kalkmış gibi gözüküyor. Yani şimdi İşçi Partisi'nin aslında şeyi, tüm bu güven oylamasının tetiklemesinin ardında yatan sebep aslında genel seçime gitmek, şok seçime gitmekti. Fakat bu olmadı, bu gerçekleşmedi. Ondan sonra ya bu aslında ne dersek diyelim, Theresa May'in kendisi hakkında ne düşünürsek düşünelim, siyasi aslında kurnazlığı mı diyelim veyahut da hayatta kalma gücü, bir şekilde dayanıklılığını takdir etmek lazım maalesef. Çünkü güce müthiş bir şeyle yapışıyor. Tabii aynı zamanda şu tarafı da var işin, yani bugünkü mesela parlamentodaki tartışmalara baktığımızda, şimdi Jeremy Corbyn, İşçi Partisi lideri, şeye oturmak istemiyor masaya. Ben Theresa May'le eğer ki no deal Brexit, yani anlaşma olmadan Brexit olması durumu tamamen masadan kalkmazsa ben onunla görüşmem diyor. Şimdi bu durumda Corbyn'in bu yaklaşımına karşı Theresa May'in de söylediği bugün parlamentoda, siz Hamas'la, Hizbullah'la ve hatta IRA'yla şeye oturdunuz, masaya oturdunuz, hiçbir koşul olmadan benimle oturmuyorsunuz diye. Son derece aslında hani Theresa May'e tamam dayanıklılığını takdir ettik de bu söyleminde ne kadar yıpratıcı ve sinir bozucu olduğunu tahmin edersiniz. Hele ki bu IRA konusunun, ben lafının öyle laf olsun diye bu dönemde gündeme getirilmesini bir politik polemik olarak çok yanlış buluyorum. Çünkü malum bir şey de oldu, yeni büyük olay oluyordu az kalsın Kuzey İrlanda'da. İlk defa uzun zamandan sonra bir saldırı gerçekleşiyordu ve son dakikada büyük bir can kaybı önlendi. Ve yeni IRA'nin bu aslında bomba yüklü araçtan sorumlu olduğu ortaya çıktı veya iddia ediliyor diyelim. Ama sonuç olarak bütün bu işte Kuzey İrlanda meselesi, bizim de Türkiye'de Kürt sorununun işte çözümü vesaire çatışması konusunda örnek gösterilen Kuzey İrlanda meselesi birdenbire yeniden orada gündeme gelmeye, hortlamaya başladı. Zaten aslında bir takım olaylar, şiddet olayları vesaire oluyordu. Yani tamamen sular durulmuş, her şey bitmiş
değildi. Bir gerginlikler, bazı ölümler ve şiddet olayları vesaire oluyordu. Ama şimdi tekrar bu şekilde gündeme geliyor olması bence çok ciddi. Ve daha önceki yayınlarımızda bahsetmiştik. Bu arka kapı olarak da adlandırılan, yani arka kapı anlaşması olarak da adlandırılan Kuzey İrlanda'nın bir tür açık kapı olması Avrupa Birliği'ne İrlanda üzerinden çok irite etmişti bir takım işte şeyleri. Avam kamerasındaki milletvekillerini, siyasi grupları vesaire. Ve orada işte yani aslında ticaretin, hayatın akışkanlığının zaman içinde ortaya çıkmış dokunun ki aslında Kuzey İrlanda meselesinde belki yatıştıran buydu. Sınırların kalkmış olması gibi bir şey İrlanda'yla. Şimdi onun da duruyor olması, yani bir yandan Brexit'i rahatlatacak bir şey aslında. Yani bu sınırın yumuşatılması, bir arka kapının olması. Ama öte yandan milliyetçiliklerini işte gündeme getiriyor milletvekillerinin. Ve bundan dolayı da işte bunun adeta Kuzey İrlanda'nın elden gitmesi olduğunu iddia edenler var. Türkiye'den çok aşina olabileceğimiz bu söylemler İngiltere'de de maalesef gündemde. Evet, sizin aslında ben de tam da hani sen de bahsetmişken bu arka kapı, hani daha çok sanırım backstop denilen bir acil durum mekanizması diyorlar. Evet. Hani, dinleyicilerimiz için de aslında daha da hani detaylandırmak istiyorum çok kısaca. Belki de sen cevabını verdin ama biraz daha açarsak aslında hani bu Brexit sonrası AB ile İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması, müzakere nasıl sonuçlansın? Aslında Birleşik Krallık'ın parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınır olmamasının garanti altına alınmasını amaçlayan bir mekanizma bu. Şimdi burayı aslında biraz daha detaylandırırsak, malum 1998'de bir Hayırlı Cuma anlaşmasından bahsedebiliriz belki de. Şimdi bu anlaşmada ne olmuştu? İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda'nın ortak bir ekonomik pazarda yer almaya başladı bu anlaşmayla. Sınırın iki tarafında serbest yaşam ve çalışma sağlandı. Bu gelişmeler tabii ki AB üyesiyken gerçekleşti, hala da devam ediyor. Henüz AB'den çıkılmadığı için, şimdi AB'den çıkılacak malum, tartışma konusu zaten İngiltere'nin. Şimdi İrlanda Cumhuriyeti'ni hem de Kuzey İrlanda'daki tüm tarafları tatmin edecek bir formülün gerçekleşmesi gerekiyor aslında. Bu yüzden Brexit'e dair aslında birçok senaryo konuşuyoruz belki de. Evet. Ana muhalefetin de tutumu belli. Hatta birçok formül sunuluyor. İşte aslında çok ayrıntılarını gerçekten bilmiyorum. İşte bir Kanada formülü diyorlar, bir Norveç modeli diyorlar, modellerden bahsediyorlar. İşçi Partisi Norveç modeline yakın, ona sıcak bakıyor. Bu model İngiltere'nin Avrupa Birliği ortak pazarında kalmasını, birlikte serbest ticarete devam etmesini sağlıyor aslında. Burada main korkusu, yani belki de Brexit yanlarının dememiz daha doğru olur, göç kontrolünü sağlayamamak bu modellerle korkusu. Sen de az önce aslında altını çizdin. Ya şimdi yani çok mu zor yani bu gümrük anlaşmasında bir orta yolu bulmak? Bu formüller değerlendirilemez mi? Ne dersin yani? Bu göç korkusu nedir? Şimdi tabii aslında Brexit'le bizim tanık olduğumuz dünya olarak, yani İngiltere politikasının son dönemlerdeki genel kilitlenmesi. Yani tarafların aslında tamamen kendi siyasetlerini ve iktidar hesaplarının ön plana çıkıyor olması ve bir araya gelip gerçekten de bir aslında diyalog kuramıyor olmaları. Yani bir kutuplaşmayla, aynı zamanda siyasi çekişmeler nedeniyle. Yani Theresa May'in zaten temel hedefi, dediğim gibi, iktidarda kalmak ve o dayanıklılığı, işte hem övdüğümüz bir anlamda dayanıklılığı, övdüğümüz diye demeyelim de, ama yani varlığını takdir ettiğimiz, neyse diyelim. O dayanıklılığı bir yandan da tabii çok genel İngiltere siyaseti içinde yıpratıcı ve hatta aynı zamanda tamamen işte bloke edici bir durum getiriyor. Yani laf kalabalıklıklarıyla, o demin örneğini verdiğim gibi, bir türlü ilerleme kaydedilemiyor ve zaman aktıkça akıyor. Yani bir kere sert Brexit hala çok olası. Yani bir anlaşmaya varılamadan Brexit'in gerçekleşmesi. Bunun ancak
durdurulması şu anda eğer beklenmedik başka bir şey ortaya çıkmazsa bu 50. maddenin tetiklenmesiyle İngiltere'nin Brexit'i askıya alması. Fakat bunun May'in yapması lazım ve May de böyle bir inisiyatif, bütün işte siyasi aslında yaklaşımına baktığımızda iktidarda kalma bir anda işte ülkenin yararına olacak bir şekilde aslında baktığımızda 50. maddenin tetiklenmesi mi Avrupa Birliği anlaşmasının orada May'in kendi çıkarı ağır basıyor. Ondan dolayı biz hep yani biraz sanki Türkiye'de şey gibi yaklaşıyoruz. Ya nasıl bir yol bulurlar? Nasıl olsa işte İngiltere'nin hani o aklına, demokrasisine bir güven hali var ya, orada yaparlar. Halbuki bu böyle değil. Gerçekten de orada bir anlamda çürümüş de bir politika olduğunu görmek lazım. Evet, sizin istersen Avrupa'dan, buradan kaldığımız yerden devam edelim. Brexit'ten de aslında çok da uzaklaşmadan. Almanya ile Fransa arasında dün bir işbirliği anlaşması imzalandı. Şimdi Brexit'i konuşmuşken devam edelim istedim bu anlaşmayı. Şimdi bu anlaşma imzalanırken Brexit vurgusu tabii ki yapıldı. Bunu Macron yaptı. Macron ne demişti dün? Avrupa'nın içinde büyüyen milliyetçilik tehdidi altındayken ve Avrupa Brexit acılarıyla sarsılmışken ve ulusal düzeyi çok aşan küresel değişimlerden kaygılanırken Almanya ve Fransa sorumluluk olarak yol göstermeli diye konuştu. Aslında bundan 56 yıl önce Franco-Alman dostluğu ortak bildirgesi Paris'te imzalanmıştı. Özetle aslında anlaşma Fransa ve Almanya Avrupa Birliği konularında ortak pozisyonlar almayı, Birleşmiş Milletler'deki meselelerde tek bir güç olarak hareket etmeyi kapsıyor bu anlaşma. Şimdi anlaşmanın ne kadar gerçekçi olduğu ve ne gibi sonuçlar doğuracağı aslında soru işareti olan kısım. Şimdi Almanya ve Fransa'nın arasındaki ilişki içinde yanılmıyorsam çok da olumlu konuşamıyoruz, konuşmamıştık da aslında. Şimdi Brexit sonrası bu anlaşma sence ne anlama geliyor? Yani nasıl okumalıyız bu anlaşmayı? Şimdi bir kere gerçekten de işte no deal Brexit giderek en olası senaryo haline gelirken anlaşma olmadan Brexit'in gerçekleşmesi. Avrupa kendini aslında korumak için hem kurumsal olarak Avrupa Birliği olarak hem de Avrupa ülkeleri kendilerini korumaya almak için bir takım onlar da çareler düşünmeye başlıyorlar. Ve 1963 tarihli Elize Anlaşması'nın şimdi bu birdenbire böyle şey oluyor olması, gündeme geliyor olması aslında yani 16 sayfalık ek yapılarak birdenbire karşımıza çıkıyor olması aslında bu anlaşmadan çok şeyi gösteriyor. Yani Avrupa'nın içinde olduğu arayışta bir çabayı biz aslında güçlüyüz ve ayaktayız diye ve bunu iki lokomotif ülke Almanya ve Fransa gerçekleştiriyor. Tabii Mayıs'taki Avrupa Birliği seçimlerinin Avrupa Birliği parlamentosu seçimlerini de unutmayalım. Ondan dolayı o çok ciddi bir işte orada da popülist blok ortaya çıkabilir mi, işleri kilitleyecek diye düşünülürken bir yandan Macron'un işte tarafında sarı yelekliler krizi var. Ondan sonra öteki tarafta baktığımızda Almanya'da Merkel güç kaybında. Bir yandan orada işte AfD güçleniyor. Bir yandan Yeşiller güçleniyor. Merkez partileri geriye iterek. Dolayısıyla böyle bir ortamda işte aslında bir merkez siyasete sahip çıkış olarak da bunu algılayabiliriz bu anlaşmayı. Tabii yani kendi şeylerinden iki tarafta kendi işte popülist gruplarından diyelim. Yoğun eleştiri aldılar. Marine Le Pen, Fransa'da işte ulusal cephenin lideri. Macron'un Alsace-Lorraine'i bu işte tam şeydeki Almanya ile Fransa arasındaki bölgeyi sattığını Almanlara ve oradaki işte Fransız çocuklarının Almanca öğrenmek zorunda kalacaklarını yani Almanca ana dilleri olması gerekeceğini falan iddia eden bir takım tam Türk tipi politik söylemleri ortaya attı komplo teorileri içinde. Ve tabii aslında bütün bu Fransa'nın milliyetçiliğinin can damarlarına da voodoo ayini gibi böyle şey iğne batıran bu.
Çünkü işte malum Fransız milliyetçiliğinde dil çok ön planda, Fransızca çok ön planda. Hatta yani bu konuda Fransız köylülerinden, yani işte daha doğrusu köylülerden Fransızlara, Fransız vatandaşlarına diye çok da güzel bir konuda tezler, teoriler vardır. Şey gibi, yani 19. yüzyılda, 18. yüzyılda, 19. yüzyılda nasıl bir aslında merkezileşmeyle Fransa'nın devlet olarak kendini yarattığı ve Fransızca aslında anlaşılmayan ve konuşulmayan diyalekler, farklı işte diller vesaireyle bir dilken birdenbire bütünleştirici ana unsur, milliyetçinin ana unsuru haline geldiği ile ilgili araştırmalar vardır. Burada işte Marine Le Pen de bunu aslında gündeme getirmeye çalışıyordu. Öte yandan AfD de Almanya'da tam tersi Fransa'nın Almanya'yı ele geçireceğini sermaye olarak ve işte şey olarak aynı zamanda toprak talepleriyle vesaire gibi çok arkaik ve aslında demode gibi gözüken ama demek ki bir takım seçmenlerde ve halklarda da karşılığı olan söylemleri gündeme getirdi. Evet, buradan hemen hızlıca İsviçre'nin kayak merkezlerinden biri olan Davos'a geçebiliriz. Tabii ki gündemimiz kayak merkezleri değil, Dünya Ekonomik Forumu. Bu yılki başlık 4. Sanayi Devrimi çağında küresel yapıyı şekillendirmek oldu. Davos'a katılmayan ülkeler oldu. Onlara belki de ağır toplar diyebiliriz. Ağır toplar katılmadı. Kimdi bunlar? İşte hükümeti kapalı olan Trump katılmadı. Sarı yelekliler eylemiyle uzun süredir karşı karşıya olan Macron. Az önce konuştuk. Brexit çıkmazında olan İngiltere yoktu. Sanırım Putin de yoktu, evet. Hindistan'da yoktu, Çin'de yoktu. Bolsonaro vardı bu arada, Brezilya'nın, evet bizim programlarda da çok sık dile getirdiğimiz yeni başkanı, aşırı sağcı Bolsonaro da vardı. Herhalde uluslararası ilk etkinliği oldu Bolsonaro'nun. Türkiye tabii ki vardı. Görücüye çıktı. Evet, görücüye çıktı. İlk uluslararası etkinliği oldu Bolsonaro'nun. Türkiye'de Berat Albayrak vardı, Hazine ve Maliye Bakanı. Bir de Albayrak'ın yanında, yanılmıyorsam, Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan vardı. Evet, ismini yanlış söylemedim diye düşünüyorum. Bu 49. Davos'tu. Böyle ben sana direkt yani saydım. Varlar yoklar arasında sen bu atmosferi nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi çok enteresan bir şey. Aslında bir yandan Davos'un bazı haberlere göre ilk kez kadınların bu kadar ön plana çıktığı, ilk kez insan hakları örgütleri veya insan hakları örgütleri şöyle diyeyim, yanlış anlaşma olmasın. Yani burada insan hakları değil de daha ziyade işte küresel yani bir takım haklar ve özgürlükleri veyahut da işte şeyleri vurgulayan, yani çevre daha çok sorunlarını vesaire vurgulayan, biraz daha öyle figürlerin ortaya çıktı. Yani kurumsal olarak değil de bunları gündeminde ön plana çıkaran ve popülizmin, işte yükselen popülizmin zararlarına da dikkat çeken, ayrıca başka figürlerin biraz daha ön plana çıktığı bir aslında toplantı olduğu öne sürüldü. Şimdi bunun gerçekliğini bilmek mümkün değil. Biraz belki eski dünya düzenini korumak isteyenlerin, yani işte popülizm yükselirken birazcık da daha eskiden iyiydik aslında gibi bir böyle yani hem 2. Dünya Savaşı sonrası işte kurulan Batı İttifakı düzeni, hem onun ötesinde işte yani o 2000'ler 2010'ların genelinde hakim olan dünya düzeninin, aslında neoliberal dünya düzeninin çok da kötü olmadığı birazcık vurgulayan bir şey de var. Yani bir daha açıklar diyeyim. Davos'un katılımcıları eskiden belki iklim değişikliği ya da diğer konularda fazla konuyu şey yapmak istemezken, kapılarını açmak istemezlerken ve bu konuları inkar ederlerken, şimdi daha kulaklarını açmışlar diye de iddia ediliyor. Ama bir yandan işte Davos'un, işte bu senin söylediğin gibi katılımcılarının azalması, Trump gibi Amerika, yani bir kere en başta işte şey, yani hem bu düzenleri tamamen artık şey yapıyor, bozmaya çalışıyor, değil aktif parçası, koruyucusu olmak, bozmaya çalışanı.
Öte yandan da yani bir böyle Davos'un seçkinler kulübü olarak popülizmin aslında malzemesi haline getirilmesi hali de var. Dolayısıyla bir yandan bir yıldız kaçıklığı hali var herhalde ve orada herhalde bunu bir takım aslında biz bir takım şeylere de dünya sorunlarına daha çok da önem veriyoruz gibi, daha hassaslık gösteriyoruz gibi de bir tutum, göstermelik tutum belki var. Ama bir yandan Suudi Arabistan'ın mesela yatırımcılar açısından ve genel olarak işte yani orada bir boy gösteren ülkelerin önemli bir parçası olduğunu işte Bolsonaro ve sen gündeme getirdin. Bunları da göz ardı etmemek lazım tabii ki. Öyle pek demokrat bir durum da yok ortada galiba Davos'ta. Evet, geçen programda Suriye'den aslında hiç bahsetmedik. Şimdi Erdoğan'ın aslında Moskova'da olması bekleniyor. Yani Putin'le bir görüşmesi var. Belki de biz yayınımızı paylaştığımızda belki de iki lider, Putin ve Erdoğan belki de görüşmüş olacak. Ama aslında Rusya'dan bir açıklama geldi. Hani bu görüşme uzun sürecek denildi. Belki de yarın aslında görüşmenin ayrıntılarını okuyabileceğiz. Hani gündem tabii ki de bizim bildiğimiz kadarıyla Suriye. Uzun uzun bakalım iki lider ne konuşacak aslında bilmiyoruz. Aslında hani bizim bildiğimiz basından gündem tampon bölgesi aslında Suriye'deki. Şimdi Erdoğan geçen hafta telefonda Trump'la görüşmüştü. YPG'den arındırılmış güvenli bölge oluşturulması fikrini iletmişti Trump'a. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da geçen hafta yaptığı açıklamada aslında Suriye'nin kuzeyinin kontrolünün Suriye Devlet Başkanı Esad'da olması gerektiğini de ifade etmişti. Rusya'dan da böyle bir açıklama geldi. Şimdi ayrıca Moskova biliyoruz Kürt birliklerinin çekildiği Menbiç'e Suriye ordusunun girmesinin memnuniyet duyacaklarını belirtmişlerdi. Şimdi bu açıklamalar sence Erdoğan'la Esad'ı aynı masaya oturtacak mı? Suriyeli Kürtlerle Esad arasında bir anlaşma mı olacak? Ve en önemlisi aslında Erdoğan neden tampon bölge istiyor? Belki bunları konuşmak için erken mi bilmiyorum sizin ama ikili lider arasındaki görüşme başlamadan sorayım dedim açıkçası. Ya tabii şimdiye kadar aslında çok enteresan böyle bir danışıklı dövüşüklü dansı oldu Rusya ve Türkiye'nin Suriye konusunda. Çünkü çıkarları çok da fazla örtüşüyor ve aslında çok da ortak bir şey yapabilecekleri bir alan yok gibi. Fakat burada bunu iki tarafta ayrılıklarını gerçekten de var olan ayrılıklarını vurgulamak yerine bir adeta ortak görüntü vermeyi tercih ettiler. Yani aslında yani çıkarlar çatışması vesaire bakıldığında yani iki tarafta Amerika ile daha çok çatışıyor gibi gözüktü. Halbuki ya yani çok temel bir aslında şey var Ankara ile Moskova arasında Esad'ın geleceği ve Esad'ın olduğu bir Suriye. Yani Esad'ın bir anlamda kazandığının bir taraf hakkının verilmesini ve kabul edilmesini istiyordu. Tabii ki de Ankara hiç böyle bir şey de değildi. Yani en başta Suriye Savaşı ile bütün angajman zaten bunun aksi üzerine kurulmuştu. Esad'ın yenilmesi üzerine, gitmesi üzerine kurulmuştu. Fakat şimdi Moskova'nın aslında Rusya'nın son dönemde gerçekten de bu Esad'ın kalıcılığını Ankara'ya kabul ettirmiş olduğu gözüküyor. Bu var yani. Şimdi de doğrudan masaya oturmasalar bir şekilde bir en direkt bir görüşme veyahut da bir temas ister istemez. Yani ki Rusya eminim bunun kendi üzerinden olmasına çalışıyordur ve çalışacaktır. Bu var yani. Şimdi bu kısmı var. Ama Türkiye şimdi ne alacak? Yani işte Türkiye muhakkak ki kendine işte Suriye'de nasıl bir nüfuz alanı açabilir mi Rusya ile görüşüyor olacak ve tam da işte yerel seçimlerden önce bir harekat, kontrollü harekat olur. Bence bu. Nasıl olabilir? Herhalde bu birazcık gündemde olacak. Yani dolayısıyla orada şimdi yani Suriye'de işte Manbij ve ötesinde aslında ya bütün o güvenlikli bölgede işte herhalde beraber bir doku oluşturmaya çalışacaklar ve onun alan pazarlığı.
ortaya çıkacak. Tabii bu arada Kürtler, oradaki işte Kürtler, onlar ne olacak meselesi bence önümüzde. Yani birdenbire işte gene Türkiye'de söylemlerin sertleştiği ve bir yandan o kadar çok bir durum ki, yani alan da dar, yani dar alanda kısa paylaşmalar gibi. Çünkü Türkiye'nin iç politikasında tam yerel seçimler öncesi acaba bir harekat veyahut da bir çatışma ne getirir ne götürür, bu durum var. Yani bir acaba ortada işte Afrin'de olduğu gibi kontrollü bir zafer kazanılması, yani orada çünkü YPG'nin çekilmesi de söz konusu olmuştu. Burada da öyle bir şey mi yaşanır? Rusya'yla da anlaşılarak ya da başka bir şey mi olur bilemiyorum açıkçası. Ama sert bir çatışma herhalde milliyetçi oyları kazandırırken Kürtlerin kendi arasında, Türkiye'deki Kürtlerin herhalde seçim tercihlerini de değiştirebilirmiş. İşte bunlar herhalde Ankara'da kafalarda dolaşan sorular. Evet, dünya gündeminde hep milliyetçilik maalesef dünya gündeminin en üst sıralarında. Milliyetçilik demişken aslında bizim birçok programda konuştuğumuz bir mesele de vardı. Her ne kadar bugün çok fazla detaylı bir şekilde akışımıza, yayın akışımıza almasak da kapanışta bahsedelim istiyorum sizin. Malum Nur Topu gibi, bir senin de belirttiğin gibi Yunanistan ve Makedonya arasında bir isim krizi var. Son günlerde de Yunanistan'da çokça aslında milliyetçi eylemleri görüyoruz. Yunanistan, Makedonya Yunanistan'dır sloganlarıyla. Ben direkt aslında sözün sana bırakacağım. Yani son gelişmeler nedir? Gelinen nokta nedir Yunanistan ve Makedonya arasında? Yarın yanılmıyorsam mecliste bir görüşme olacak bununla ilgili. Evet, yarın oylama olacak. Aslında görüşmeler sürüyor. Evet. Ve Tsipras bunu da atlatırsa, Syriza bunu da geçirirse hakikaten Ekim 2019'daki genel seçimlere kadar rahat gözüküyor. Ve büyük de bir aslında badireyi atlatmış olacak. Çünkü milliyetçilik bakımından hakikaten Makedonya isim krizinin çok büyük bir ağırlığı vardı. Geçen işte pazar gerçekleşen gösterilerin yaklaşık 60 bin ila 100 bin kişinin katıldığı söyleniyor. 600 bin kişilik bir katılım bekleniyordu. Ki bu çok fantezi bir uçuk bir rakam değildi. Çünkü geçtiğimiz yıl bu zamanlar, tam bir yıl önce, bu kadar kişinin 600 bin kişiyi çeken yaklaşık gösteriler zaten olmuştu. Sadece Selanik'teki gösterileri 60 bin kişi toplamıştı geçen yıl. Selanik çok daha küçük boyutta tabii ki ve kapasite olarak da. Aslında bu isim meselesinin, Makedonya isim meselesinin merkezi olmasına rağmen de. Şimdi ama bu sefer yani galiba Tsipras'ın geleceğe bakma, ileriye, yani geçmişin çatışmalarına, negatif tutumlarına, hayal kırıklarına takılmadan ileriye gitme, geleceğe odaklanma söyleminin galiba bir karşılığı oluyor. Hem bu işte çok netameli bir konu olmasına rağmen, bu konunun Makedonya isim krizi gösterisine katılımın düşüklüğü, hem de işte parlamentodan geçecek gibi de gözüküyor. Bir sürpriz olmazsa. Sanırım galiba Yunanistan bu sorunu geride bırakıyor olacak. Evet, geride bırakırken pek de öyle hevesli bırakıyor mu? Hayır. %70'i aşağı yukarı Yunanistan halkının karşı bu anlaşmaya, isim krizini çözen ve Kuzey Makedonya isminin verilmesine, Makedonya'ya. Çok açıklayıcı oldu değil mi böyle? Evet. Makedonya olarak bildiğimiz ülkenin aslında ismini Kuzey Makedonya. Yani ağzım dolaştı. Benim de. Haline gelmesine yani bu Yunanistan belki razı değil ama gönülsüz bir şekilde galiba görmezden gelecek artık bu sorunun çözümlenmesi. Evet, bir şekilde sonuçlanacak herhalde yarın. Yarınki sonuçları da aslında biz bir dahaki yayınımızda konuşuyor olacağız. Bakalım nasıl sonuç olacak. Aslında az çok sonuç ortada gibi. Ama daha çok bunun sanki sonuçlarını konuşacağız bir dahaki yayında. Sizin ben çok teşekkür ediyorum ama eklemek istediklerim varsa lütfen buyur tekrar. Yok, sadece şeyi hatırlatayım. Amerika'da bu hükümetin kilitlenmesi durumu, kapanması durumu devam ediyor. Evet. Bu arada bunun da enteresan bir şeyi var. Sonucu var aslında.
Bu da istihbarat örgütleri de FBI ve CIA'de de birçok çalışmayan görevli olduğu söyleniyor ve aslında Amerika'nın güvenliğinin şu an ciddi bir açık verebileceğiyle ilgili de iddialar var. Biraz kontrollü yapılıyor bu haberler herhalde. Çok da fazla ajanlarımız ve istihbarat görevlilerimiz kepenkleri indirdi de denmek pek istemiyor ama buna da işaret eden haberler var. O yüzden bu da enteresan bir durum. Bir de şimdi şunu söyleyeyim. İngiltere'de de parlamentonun kapatılması durumu var. May buna bu şeye gidebilir. Adımı atabilir anlaşmazlıklar sonucu. Dolayısıyla Atlantik'in iki yakasında da bir kepenk indirme durumu söz konusu olabilir. Bir anda bir tarafta devlet, bir tarafta da parlamento gibi. 2019'a dünyanın önde gelen ülkeleri ne kadar karışık durumla girdiler aslında. Yani konuş bitmiyor. Evet, ne kötü durumdalar. Biz ne işte bakıp böyle şey yapalım. Kendi halimiz. Yani işte tırnak içinde diyelim artık kötü. Yani onları ön planda oldukları için. Yok, doğru söylüyorsun. Hakikaten yani gerçekten tahmin edilmez şeyler, öngörülmez durumlar ortaya çıkıyor. Aslında hani mağdurlar mı? Hani o tabii ki tartışılır burada hani. Mağdur daha çok galiba. Kendi çaplarıyla aslında bayağı bir mağdurlar Zeynep. Ya yani bu şeyde özellikle hükümet bu kilitlenmesi, devletin kepenk indirmesi hali Amerika'da bayağı bir insanları, devlet görevlilerini, kamu çalışanlarını zora sokuyor. Hem işlerin yapılması açısından hem hakikaten insanlar yani maaşınızı alamamanız birçok insan için travma, büyük trajediler de ortaya çıkabiliyor. Yani cenaze kaldıramayandan tutun, evine yiyecek getiremeyene kadar. Evet, valla Türkiye'de meclis tıkır tıkır işiyor gibi. Yakında malum seçimlerimiz de var. Bakalım. Evet, işlememek hali buldu gibi bir durum var. Evet, yani kağıt üzerinde işiyor sanırım. Bizim meclisimizin bir öyle bağıranı bile yok yani malum şeyde avam kameramasının sözcüsü sürekli bir şeyler naralar atıyor. Evet. En azından bağırlığını görüyoruz. Evet, sizin çok teşekkür ediyorum açıklamaların için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet, biz Arabaşık'ın 17. yayınını burada sonlandırıyoruz. Siz isterseniz bugün dinleyin ya da podcast listenize bu bölümü ekleyin, kaydedin, indirin. Daha sonra dinleyin. Zira dünya gündeminde son 3-4 gün içinde öne çıkan gelişmeleri biz bugün sizin öneyle konuştuk, tartıştık. Haftaya yeni bir Arabaşık'ta umarım görüşeceğiz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com/medyapod